Hepinize selamlar arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internetten mangal almak serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. O zaman hiç beklemeden haydi internet sistemimizi incelemeye geçelim. Evet, Edessa kitap evine girdiğimiz zaman arkadaşlar bizi böyle bir manzara karşılıyor. Şu kısımda görmüş olduğunuz gibi vitrindekiler kısmı var. Burada genelde herhalde seriler oluyor, görmüş olduğunuz gibi serileri koymuşlar. Veya yeni çıkan ciltleri falan koyuyorlar bu kısma. Onun aşağısına hemen indiğimiz zaman burayı da yine çok satanlar mı koymuşlar artık? Ne olduğunu tam bilemiyorum. Burada hani yazmamışlar. Sadece böyle koymuşlar böyle çizgi romanları. Ondan sonra seçtiklerimiz in işte. Burada seçtikleri falan var. İndirindeki ürünlere de tıkladığınız zaman girebiliyorsunuz. Buradan görebiliyorsunuz. Tümünü gösterdiğiniz zaman şu şekilde tıklayayım. Hepsi geliyor buraya, indirindekiler. Zaten Edessa'da güzel indirimler oluyor genelde arkadaşlar. Onları yakalayabilirsiniz takip ederek. Bir de bu manga, çizgi roman için yeni başlayan arkadaşlarım, kardeşlerim Edessa tabirini pek bilmezler, pek güvenmezler, fakat onlara buradan şunu söyleyebilirim ki gözü kapalı bir şekilde buradan alışveriş yapabilirler diyorum. Bana güvenebilirler. Şimdi mesela burada ana sayfa, en çok satanlar, yayın evleri, kategoriler, yazarlar ve yeni ürünler sekmelerimiz mevcut gençler, görmüş olduğunuz gibi. En çok satanlara tıkladığımız zaman burayı görmüş olduğunuz gibi genelde çizgi romanlar oluyor burada. Çünkü Edessa'dan genelde çizgi roman severler alışveriş yaptığı için en çok satan arkasında genelde çizgi romanlar oluyor yani. Bizim şeyimiz ne gençler? Biz mangacıyız, biz manga severiz. O yüzden buradan kategoriler seçeneğine tıklayıp şuradan da mangalara tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi mangalara erişebiliyorsunuz. Ben buradan da siteye eklenme tarihine göre yeniden eski yapacağım. Buraya görmüş olduğunuz gibi direkt şeyler gelmiş bulunuyor. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler etiket fiyatının yani çok altında satılıyor burada ürünler. Mesela etiket fiyatı old boyun 56 TL iken burada 39-20 TL alabiliyorsunuz. Yani 40 TL alabiliyorsunuz. Düz mantık. Yani 40 TL alabiliyorsunuz burada. 16 lira gibi bir indirim oluyor. Bayağı bir indirim yani, bu az bir indirim değil. Bunu da söyledikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten görüyorsunuz. Ne söyleyebiliriz? Başka şunu söyleyeyim yine. Şuraya tıkladığın zaman gençler, mesela atıyorum 2 GB alıyorum değil mi? 2 yazdığım zaman direkt görmüş olduğunuz gibi 2 GB sıralanıyor böyle. Bu özellik güzel. Oyundan güzel. Onun dışında sepete eklediğim zaman, mesela şunu sepete ekliyorum. Sepete ekledim. Görmüş olduğunuz gibi alışverişime devam edebiliyorum yine. Yani beni sepete yönlendirmiyor. Devam etti alışverişe yani. Sepete gidip de tekrar buraya geri gel demiyor. Bu mantık güzel. Onun dışında sepetime geldiğim zaman gençler 250 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava diyor. Bence bu çok kötü bir özellik. Yine gerekli şeylerde de olmuş olduğu gibi burada da bu sorunla karşı karşıya kalıyoruz. 250 TL yani çok yüksek bir rakam. Genelde kardeşlerim, genç kardeşlerim aldığı için 250 lira gibi bir alışveriş yapamadıklarından dolayı ekstra bir de 20 TL kargo bedeli veriyorlar. Bu bence çok kötü bir şey. Onun dışında gençler, sipariş vere tıkladığım zaman bizi böyle bir sekme karşılıyor. İşte sipariş bilgilerine giriyorsunuz buraya. Bunları ben şimdi buraya bulurlayacağım büyük ihtimal. En alta indiğiniz zaman şurada bir not yazıyor. Artı not. Bu nota tıkladığınız zaman şuraya not olarak şey yazmanızı istiyorum sizden. Poster istiyorsanız tabii. İyi çalışmalar, kolay gelsin gibisinden bir şey yazarsanız, sonra da bana bir poster gönderseniz çok sevinirim gibisinden bir not yazdığınız zaman genelde kargonuzun içine poster koyuyorlar gençler. Bunu burada size söyleyeyim. Haberiniz olsun. Bunu unutmayın. Poster istiyorsanız buraya yazmanız lazım büyük ihtimal. Yoksa genelde çok yüksek alışveriş yaptığınız zaman poster koyuyorlar. Onun dışında buraya özel istek yazdığınız zaman koyma gibi bir alışkanlıkları var. Yani güzel bir şey bu bence. Genel olarak incelediğimiz zaman bence geçerli bir site. Bizim açımızdan geçerli bir not aldı. İsterseniz şimdi bir de kargomuza bakalım. Edessa'dan gelmiş olan kargomuzun içine bakalım. Sağlam mı? Kargolar, ürünler nasıl geldi? Kondisyonları güzel mi? İçinde bir hediye, bir ayraç, bir şey koydular mı? Notumuza poster gönderir misiniz yazmıştık. Bize poster gönderdiler mi? Bakalım. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Haydi o zaman kargo açılımına geçelim. Evet gençler, şöyle görmüş olduğunuz gibi yurt dışı kargosuyla benim elime ulaştı. Şimdi hiç uzatmadan önce şu yurt dışı kargomuzun paketini bir sökelim. Hemen şöyle söküyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bizi bir kutu karşılıyor. Kutuya güzel bir şekilde, sıkı bir şekilde mangalarımızı sarmışlar. Bundan dolayı içindekilerin bir hasar gördüğünü düşünmüyorum. Bu mesela güzel artı bir yön. Buradan bir artıyı veriyoruz direkt yine. Şöyle açalım. Çok bastırmadan kestim ki içindeki mangalar asla görmesin dedim. Bu arada şunu da söyleyeyim gençler. Keşke Edessa'nın da kendine özel bir kutusu olsa böyle. Marka değeri taşıyan, şurada mesela Edessa kitap evi tarzında bir yazısı ve logoları olan bir kutu olsa yine dediğim gibi bence daha güzel olacaktır. Onlar için marka değeri hem akılda kalıcı olacaktır hem de daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Alışveriş sekmesindeki not kısmına ben poster istiyorum yazdığım için görmüş olduğum gibi bir adet bana poster gönderdiler. Ve çok yüksek bir alışveriş de yapmadık. 100 liralık bir alışveriş yaptık. Ona rağmen yeni poster gönderdiler bize. Görmüş olduğunuz gibi şöyle şurada bir Spider-Man posteri var.
Spider Given. Şurada bir Punisher var. Yani görmüş olduğunuz gibi kargonun içine poster ekliyorlar genelde istediğiniz zaman. Onun dışında kargomuza gelelim şimdi. Kargomuzu önce bir kutuya sarmışlardı. Kutuyu söktük, attık ve bir de yetmezmiş gibi patlangaçlı poşete sarmışlar. Görüyorsunuz yani bayağı bir sağlam. Buradaki mangalara zarar gelme oranı %1, %2 falan yani düşünün. O kadar sağlam sarmışlar bunları. Yani güvenilir bir şekilde buradan tereddüt etmeden alışveriş yapabilirsiniz diyorum EDS'den. Ve şimdi şöyle yavaşça paketimi açıyorum. Poster yetmezmiş gibi içine hediye olarak görmüş olduğunuz gibi ayraçlarımızı koymuşlar. Buradan yine EDS'e teşekkür ediyoruz. Hediye konusunda çok bonkörler, çok elleri açık. Şöyle göstereyim size de. Bir tane şöyle Star Wars ayracımız, Made in Abyss ayracımız, bir Star Wars ayracımız daha, bir Star Wars ayracımız daha. Yani alışverişinize bağlı olarak ayraç koyuyorlar diyebilirim size. Atıyorum 250 lira, 200 lira, 300 lira alışveriş yaptığınız zaman buradaki ayraçlar 10 tane, 20 taneyi buluyor, öyle söyleyeyim size. Aslında 100 liralık alışverişlerde de yine 10 tane falan buluyor ama ellerinde belki de kalmamışlar. Az kaldığı için bu kadar koymuşlardır diye düşünüyorum. Normalde bir tane bir şey aldığı zaman bile bir sürü ayraç koyuyorlar, öyle söyleyeyim size. Neyse, ayraçlarımızı kenara koyduktan sonra şimdi aldığım mangaların şeylerine bakalım gençler. Kondisyonlarına. Hiçbir yerinde mangaların hiçbir şeyi yok. Titan'a saldırı 16'ya almışım bu arada ben. Şurada bir Gangsta 3'ümüz var gençler. Görüyorsunuz hiçbir şey yok. Jilet gibiler, jilet. Hiçbir yerinde bir sıkıntı bir şey yok. Jilet gibiler yani. Bunu da koyduk. Ve Old Boy'un son cildi 7-8. Artık Old Boy'u bitirebilirim arkadaşlar. Artık başlayabilirim Old Boy'a rahat rahat. Yardırabilirim. Bunu da incelemesini sonra çekerim. Neyse. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir yerinde bir sıkıntı bir şey yok. Jilet gibi hepsi. Sıfır hata diyorum size. O şekilde diyorum yani. Yani sanki gidip de bunu çizgi roman evine girip de raftan kendini seçip almışsınız gibi. O şekilde sağlamlar yani. Çok güzel diyorum. Şimdi bunlardan bahsetmişken bir de size şunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar demiştim zaten de yine bunları son olarak bir daha ekliyorum. 250 TL ve üzeri alışverişlerde kargomuz bedavaya geliyor. Bu bence kötü bir yön. Onun dışında kargomuzun bedeli 20 TL arkadaşlar. Ekstra kargomuza 20 TL vererek siparişinizi veriyorsunuz, tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi size şundan bahsedeyim. Benim burası bu 3 tane manga 81 TL tuttu. 81.70. Ve ben bir de şimdi biliyorsunuz bizim bütçemiz 100 TL olduğu için fazla bir şey de alamadım. 20 TL kargo bedeli olduğu için yani yine bir tane manga almak yerine o manganın parasını şeye verdik. Kargoya verdik. Bu kötü bir şey yine. Bizi üzdü. 20 TL'de kargoya verdiğim için 101 lira tuttu arkadaşlar burası. Yani aslında bütçemizi 1 lira aştı biz burada şu an. 101 TL gibi bir fiyatla bütçemizi 1 TL aşmış bulmaktayız. Bu kötü bir şey. Üzdü bizi. Onun dışında kargomuzun geliş süreci, zamanı nasıl? Hızlı geliyor mu? Geç mi geliyor? Bunu söyleyeyim size. Ben bunu arkadaşlar 23 Ağustos'ta sipariş vermiştim. Yani pazartesi günü sipariş verdim ben bunu öğlen saatlerinde. Elime 25 Ağustos çarşamba günü ulaştı benim. Yani tam 2 günde elime ulaştı arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir zaman dilimi, hızlı bir şekilde geldi bize. Bu yönden Edessa bizi etkiliyor ve artı puan alıyor. Her neyse kutumuzu açtığımıza göre artık son bir konuşmamızı, kapanışımızı yapabiliriz. Edessa sitesini genel olarak beğendim. İşte gayet sade ve anlaşılır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oradan bizden 1 puan alıyor. Kargonun geliş sürecine gelecek olursak 2 gün gibi bir sürede elimize ulaştı. Bu da gayet güzel ve buradan da yine bir artı puan alıyor. Ama bizden eksiği aldığı bir konu var, o da kargo bedeli arkadaşlar. Yani 250 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz durumuna geliyor. Bu da bence kötü bir şey. Genelde genç kardeşlerim, dediğim gibi genç insanlar, genç kardeşlerim alışveriş yaptığı için 250 TL gibi bir civarda alışveriş yapamıyorlar genelde. 50 TL, 60 TL, 20 TL, 30 TL, 40 TL, 100 TL, 150 TL bütçelerde alışveriş yapıyor arkadaşlarım. Ondan dolayı her zaman 20 TL yani bir manga parasını daha kargoya veriyorlar. Bu bence üzücü bir şey. Bunu daha az bir seviyeye çekebilirlerse çok sevinirim. Zamanında Edessa 70 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz. Yani bu çok güzeldi o zamanlar. Ve gerçekten sizi o siteden bir şeyler almaya teşvik ediyordu bu kargonun bedelinin limitinin az olması. Oradan bizden eksi puan aldı o yüzden. Onun dışında kargonun sağlamlığı, içindeki mangaların kondisyonu nasıldı? Onlar da güzeldi. Hep beraber gördük. Oradan da bizden ya tam puan alıyor. Bir puanı oradan ekliyoruz. Bir de içindeki hediye konusuna gelecek olursak poster ve ayraçlar gönderdi bize. Gördüğünüz bol bol ayraç ve poster gönderdi bize. Oradan da bize yine tam puan alıyor. Yani Edessa genel olarak çok güzel diyorum size. 5 üzerinden 4 diyorum. O 1 puanı da işte dediğim gibi kargo bedelinden kırıyorum. Ve kardeşlerim, internetten manga almak serimizin 2. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atın ve bir de abone olmayı unutmayın diyorum size buradan. Sizleri seviyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın diyorum. Taner Yıldırım Kaşar.